79. ayeti Said Nursi'nin yazdığı kitaba karşılık olarak sunabilir miyiz? Çünkü Nurcular Risale-i Nur Allah katındandır diyorlar. Bunlara karşı ne gibi deliller sunabiliriz? Bizim bir delil sunmamıza lüzum yok ki. İddia eden kimse ispatlayacak olan odur. Değil mi? Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu Allah'ın kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'i getiriyor. Tamam diyor, işte buyurun Allah'ın kitabı. Bu Kur'an-ı Kerim kendinin Allah'ın kitabı olduğunu ispatlar. Karşı deliliniz varsa sunun. Yani Kur'an'a benzer bir kitap meydana getirebiliyorsanız getirin diyor. E getiremiyorlar, aciz kaldı. Bugün hala insanlar aciz. Bunu okuyan her insan onun karşısında aciz kalıyor. E şimdi Said Nursi de diyor ki bu kitap Kur'an'ın alındığı yerden alınmadır diyor. Kur'an'dan alınmıştır demiyor. Kur'an'ın alındığı yerden alınmıştır. O zaman ispat edecek. İspat edecek. Yani ispat ona düşer. Şimdi diyor ki mesela efendim devrindeki en büyük filozofları susturmuştur diyor. O zaman bir tanesinin adını söyleyecek. O filozoflardan bir tanesinin adını söyleyecek. Falanca filozofla filan yerde şöyle bir görüşmemiz oldu. O şöyle dedi, ben böyle dedim. Diyecek. Diyor ki İstanbul'da geldi diyor, büyük alimler geldi, onların hepsi ona soru sordu, o kimseye sormadı. Kim? Bir tanesinin adını söyle. Bir tane. De ki şu. Yok. İspat bize düşmez, onlara düşer. Ha Cenab-ı Hak o arkadaşlarımızın bahsettiği ayette şöyle diyor. Bakara 79. ayet. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ Yazık o kimselere ki kitabı kendi elleriyle yazıyorlar. ثُمَّ يَكُولُونَ Sonra şöyle diyorlar. هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Zaten bu bana yazdırıldı diyor. Said Nursi'nin kendisi öyle diyor. Yazdıran kim? Tabii ki Allah. Efendim siz yanlış anlamayın, ilhamdır bilmem vahiy değildir falan gibi. Ya hiç ya yanlış anlamıyorum, gayet açık söylüyorsun, yanlış anlaşılacak tarafı yok ki bunun. Allah yazdırdı diyorsun yani, bunun yanlış anlaşılacak bir tarafı yok. Ondan sonra da diyorlar ki canım yani Allah müsaade etmezse sen şunu yazabilir misin? Tamam ben Allah müsaade etmese yazamam ama ben bunu Allah yazdırdı demiyorum ki. Allah'ın verdiği imkanlarla yazmak başka bir şey, Allah'ın yazdırdığı demek başka bir şey. Allah yazdırdıysa o kitap Allah'ın kitabı olur değil mi? Ama ben yazmışsam Allah'ın verdiği şeylerle benim kitabım olur. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ بِاَيْد۪يهِمْ Yazık o kimselere ki kitabı kendileriyle yazarlar. ثُمَّ يَكُولُونَ Sonra şöyle derler. هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bu Allah'ın katındandır. Niye böyle yaparlar? لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Onunla az bir karşılık alsın diye. Diyorlar efendim adamın zaten çoluğu yok, çocuğu yok, malı yok, şu yok, bu yok. İnsanlardan bazısı çoluk çocuk onu tatmin eder, bazısı mal tatmin eder, bazısı da itibar ister. Bazıları da tanrılığa taliptir. Yani o kişinin asıl hedefinin ne olduğunu yaratıcı bilir. Biz bilemeyiz. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ Yazık onlara ellerinin yazdığından dolayı. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Yazık onlara kazandıklarından dolayı. Tabi bu ayet-i kerime bu tip şeyler için söylenebilir. Onlardan bir tanesiyle, bir tanesi demeyen bir grupla
önemli sayılan gruplardan bir grupla karşılaştık. Sen dedi, iftira ediyorsun dedi bana. Ne iftirası dedim? Said Nursi peygamberliğini iddia etti diyorsun. Allah Allah. Böyle bir şeyin var mı dedim. O manaya geliyor dedi. Hangisi? Bir insan ki bu kitap bana yazdırılmıştır, Kur'an'ın alındığı yerden alınmıştır diyorsa onun kitabı Allah'ın kitabı olur. O zaman o kişi ne olur? Öyle deyince adam sustu, hemen konuyu değiştirdi. Yani ben öyle bir şey söylemiyorum ama bu adam böyle söylediğini ortaya koyduğunuz zaman o sonucu siz çıkarıyorsunuz. Bunu ben çıkarmıyorum ki. Başka bir sonuç çıkarıyorsanız söyleyin deyince hemen sustu, konuyu değiştirdi. Ama bu tür şeyler tarih boyunca hep vardır. Hep de olacaktır. Yani bu bitmez. Bugün o olur, yarın başkası olur, öbür gün başkası olur. Bu bir engebeli koşudur. Önümüze sürekli bu tip şeyler çıkacaktır. Aklını kullanan kişi bunlara esir olmadan yürür gider. Aklını kullanmayan da ne yapalım? Engebeli koşu, engele takılan düşer. Yarışı da kaybeder. Onun için biz çok dikkatli olmamız lazım. Düşenlere bakıp da vah 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 ya da ha 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 demeye hakkımız yok. Ne gülmeye hakkımız var, ne vah vah demeye. Hedefe doğru koşacaksın. Çünkü baktın mı yarışı kaybedersin.